Merhaba, Apartman Sineması'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'imizde yine bir yönetmen sineması podcast'lerimizden biri olacak ve Agnes Varda'yı konuşacağız. Geçen haftalarda bildiğiniz gibi Fast Faces vizyona girmişti. Son belgeseli CR'le birlikte çektiği. Onun aslında etkisiyle hani tekrar, daha doğrusu yeni vizyona girmesiyle birlikte Agnes Varda'yı konuşalım istedik. Tüm kariyerine bir bakış atacağız aslında. Bu podcast'te ben Sezen ve Güvenç'le birlikte yönetmenin tüm kariyerini kısaca aslında ele almış olacağız diyerek direkt ilk filminden başlayalım istersen. İlk filmi La Pointe Courte. Türkçe'ye Paralel Yaşamlar diye çevrilmiş sanırım. 1955 yapımı bir film. Hep Agnes Varda'yı şey diyebiliriz. Yani aslında çok böyle birazcık etiket bir laf. Ben de çok sevmiyorum kendisini. Bu laf aslında da şey, yeni dalganın babaannesi muhabbeti. Büyük annesi mi desek daha doğru olur. Ya işte aslında bunun, yani bu tanımlamanın ortaya çıktığı film olarak değerlendirebiliriz bu filmi. Çünkü daha henüz ortada yeni bir dalga yokken işte 50'lerin ortasında, 1954'te sanırım çekimleri yapılmış filmin, bir film yapıyor Agnes Varda ve şey, yani film gerçekten yani hem yeni dalganın karakteristiklerine sahip, hem de aslında daha da ötesinde daha sonraki yıllarda işte 60'larda 70'lerde ortaya çıkan daha işte modern Avrupa sinemasının da bayağı önünü açan bir film. Özellikle teknik anlamdaki tercihleriyle bayağı kıymetli bir film aslında, ki aslında da ne bileyim, ben birazcık kişisel olarak film çok sevdiğim için hak ettiği değeri birazcık görmüyormuş gibi, böyle bir gönül bağımda olduğu için filmle. Ya büyük ihtimalle onun ilk filmi olmasının da etkisiyle, hani daha sonraki filmlerinin biraz gölgesinde kalmasının sebebiyle falan olduğunu düşünüyorum, ama yani şey olarak akademik anlamda da hani sinema işte eleştirmenliği anlamı falan gayet sözü geçen bir film. Evet. Ve hani bir taraftan da dediğin gibi yeni dalgadan konuşuyorsak eğer, hani yine Agnes Varda'nın da dahil oldu. Bu akımın ortaya çıkmasında ya da işte onun bir öncesinde yeni dalgacıların nasıl konumlandırıldığına da bakmak gerekiyor. İşte bu sağ kanat, sol kanat tarafında. Aslında Agnes Varda bizim, daha doğrusu genel olarak hani sinemada belli bir yöne daha hani vurgu yapılır ya, işte sağ kanatta olanları. Onların tam karşısında duran işte ve... Onun isimlerini de alalım işte. Evet. Godard'ın, Truffaut'un olduğu taraf, evet, sağ taraf diye. Asıl yeni dalga odur yani aslına bakarsa baktığımız zaman. Diğer tarafta işte Agnes Varda'nın içinde olduğu, Alain Resnais'in içinde olduğu, Chris Marker'in içinde olduğu. Diğer o tarafta sol taraf diyebiliriz. Yani tabii ki bunların arasında böyle bir rekabet falan yok. Birlikte de çalışmaları var ama ya aslında o kariyer du sinemanın içinden çıkan kısım daha çok sağ taraftır. Daha teknik anlamda farklılık gösteren ve işte bir hani yeni bir anlam yaratan tarafın bir taraftan dışında kalan isimler aslında. Şu anlamda daha çok belgesel vari anlatımlarıyla aslında daha karakter odaklı bir yolculukla kendi hikayelerini kuran ve hani bunun üzerinden bir anlam yaratan anlatıları var çoğunun. Agnes Varda da zaten bunun başını çeken yönetmenlerden biri. Çünkü işte ilk filmde de Pointe Courte'da da gördüğümüz üzere tekrar şehirle ve mekanla bağlantı kuran anlatıları çok fazla görüyoruz sinemasında. Hani son belgeseline kadar hatta. Hani genel olarak bir kişi ve hani birey hikayesini tüm bir alana, mekana yayarak anlatan bir anlatım, ki bunun ilk ve en önemli örneklerinden biri. Yeniden işte eski yaşadığı kasabasına dönen bir karakterin orada geçmişiyle birlikte bütünleşmesini gördüğümüz o yolculuğunu anlatan. Aslında biraz da şöyle bir film, lafını böldüm, var mı geçecek bir şey? Dediğin gibi şehirde, yani şehirden bu film adını veren kasabaya, bir balıkçı kasabasına dönen bir çift görüyoruz aslında. Ve yani film aslında Türkçe adının da şeyi gibi, böyle sanki ismini de oradan almış gibi, iki paralel hikaye anlatıyor gibi aslında. Birbirinden çok da bağlı, yani şey, nasıl diyeyim, hikaye akışı açısından çok bağlantılı olmayan iki kanalı var filmin. Bir tanesi bu bahsettiğimiz kasabada yaşayan balıkçıların gündelik yaşamlarına dair bir kısım var. Ya yani bu gerçekten belgesel istediğiyle çekilmiş neredeyse bir şey. Hatta filmin jeneriğinde sanırım şöyle bir şey vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Ya filmin işte, bu film işte Agnes Varda ve
La Pointe Court halkı tarafından yapıldı falan gibi bir ibare var. Zaten ve bu da şey. Ve çoğu oyuncunun da gerçekten oralı olması. Evet evet. Hani şey ya oluyor, yerel halkın. Profesyonel oyuncuların. Ya tabii Philip Noria var mesela. Evet. Çok geç bir Philip Noria var filmde ama bahsettiğin gibi şey. Yani o yerel halk ve yani gündelik hayatlarının filme alınması ve bahsettiğim çiftin de biraz daha şehirli bir şekilde bir var ilişkilerini bir varoluşsal düzlemde gözden geçirmeleri üzerine bir film. Bahsettiğimiz gibi birbirinden çok da böyle iç içe bir hikaye değil ama ya filmin bütününde çok özel bir birliktelik yakalayıp işte mekanların ve yüzlerin aslında daha ilk filmden itibaren incelemeye başladığını görüyoruz Agnes Varda'nın. Bir de şey öyle bir ilginç yanı var filmin. Agnes Varda bunu çekmeye başladığında sinemaya dair çok bir fikri olmadan aslında bu filmi çekmeye başlıyor. Hatta filmi çektikten sonra Alain Resnais'e getiriyor. Şey diyor, ya ben böyle bir şey çektim ama ne yapacağız bununla falan gibi. Kurgusunu Alain Resnais yapıyor ve işte sinemayı aslında da şey, öyle bu film sayesinde öğrendiğini söylüyor. Yani çekerek öğrenmeye başlıyor. Aslında da bunu da şey, yani tüm aslında kariyeri boyunca bunun işte konuştukça da göreceğiz. Yeni bir şeyler deneyerek sinemasını işte farklı alanlara yani aslında yaydığını görüyoruz. Belirli bir düzlem içerisinde hep üzerine daha yeni deneysel şeyler koyarak ilerleyen ve hani anlatısını o yönde geliştiren bir kadın. Bir de dediğin gibi daha çok sahada öğrenen bir yönetmenliği var. Hani bu geliştirdiği işte teknikleri, işte anlatım biçimini falan. O yüzden de o yolculuğunu takip etmek ve özellikle bu belgesel anlatı düzleminde takip etmek oldukça önemli. Çünkü hani son izlediğimiz filmine kadar taşıyan bir yönetmen hikayesi görüyoruz. Yani kendi hayatından getirdiği ve hani kendi hayatıyla ilgili konuştuğu, duyduğu, duyumsadığı şeyleri tüm filmlerinde belirli hikayeciklerle açık eden ve bunu izleyicilerine yansıtabilen biri. O zaman yine bir mekan karakter ilişkisi filmine, ikinci uzun metrajlı filmi sanırım yanlış hatırlamıyorsam, 5'ten 7'ye Cleo. Aslında mekan karakter ilişkisinden öte biraz da şey, tamamen bir de gerçek zamanlı çekilen bir hikaye oldu. İşte Cleo'nun 2 saatini aslında gerçek zamanlı olarak takip ettiğimiz. Ve onun kendi varoluşsal, bu sefer hani tek kişiye indirilmiş bir varoluşsal krizin aslında bir hastalığıyla ilgili yani şey, olan... Ya o zaten 2 saat şey yanlış hatırlamıyorsam şey değil miydi? Hani bir doktor şey evet, bir teste giriyor, kanser olup olmadığını, sonucunun çıktığını, çıkmasını beklediği 2 saat gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve o 2 saatin endişesini aslında Cleo'nun tüm hayatına yayılan o varoluşsal sancıyı gördüğümüz, birebir yaşadığımız bir anlatısı var. Ve hani şehrin sokaklarında gerçek zamanlı olarak o şehirde onda iz bırakan, onun kimlerde, hangi sokaklarda, hangi nesnelerle iz bıraktığını, işte o yansımalarla, müziklerle, işte kendi sesinden, temas ettiği yerlerden nasıl bir kişilik oluşturduğunu ve nasıl bir karakter yarattığını anlattığı bir film aslında. Evet ya, kendi ifadesiyle de şöyle bir şey söylemiş zamanında filmle ilgili. Bir kadının bir Paris belgeseline resmedilmiş portresi gibi bir şey. Yani bu bahsettiğimiz o bekleme süreci, o test sonucunun bekleme sürecinde ya bir kadının nasıl diyeyim, o anı nasıl geçirdiğiyle, yani şehirle ve o şehrin hayatını nasıl, şehrin içinde hayatını nasıl geçirdiğine dair bir şey aslında. Tabii ki bu, yani Cleo'nun da karakterini falan da biraz düşündüğümüz zaman işte Paris sokaklarından bağımsız düşünemediğimiz bir karakter sonuçta baktığımız zaman. Ve yani işte yine bahsettiğim şey, yine mekanla ilgili bir şeyler söylüyor film. Aslında mekan ve zamanla da bir şeyler söylüyor bence. Ya benim ya film, ben bu filmleri göreli bayağı zaman oldu. Şey olabilir, yanlış bir şeyler söylüyor olabilirim filmlerle ilgili. Tekrar bakma şansım olmadı ama ya benim filmle Cleo, 5'ten 7'ye Cleo ile ilgili hissettiğim şeyin, yani tam olarak şöyle ifade edebilirim. Ya film işte süresi, işte bahsettiğim gibi 2 saat anlatıyor. 1,5 saat, hatta tam 90 dakika filmin süresi. Ya film içinde bir sürü şimdiler vardı. Yani ben filmde öyle hatırlıyorum. Yani bir anı yakalama üzerine müthiş bir
gücü var o filmin. Yani bir sürü şimdi görüyoruz. İşte şimdiden kastın ne mesela? Yani biz, yani filmin başından sonuna bir zaman akmıyor da sadece biz izlediğimiz an, anı yaşıyoruz da. Gibi bir his var. Bende de o şimdi dediğin o şimdi kadar, evet hani duygusal olarak dediğin doğru. Ve duygusal olarak söylüyorum bunu. Teknik olarak. Bendeki uyandırdığı şey de bulunduğu noktada, bulunduğu konumdan çok daha derine ve geriye gittiği. Ha, evet, kendini sorgulama filan noktasında, yani, hayatını gözden geçirme noktasında katılıyorum dediğine. O iki saatte değiliz biz de, hani o iki saat boyunca onunla beraber evet sokaklarda yürüyoruz, işte kendimizi keşfetmeye başlıyoruz falan filan ama o sokaklarda sanki geçmişine doğru gidip evet, orada hani sakladığı Cleo'yu geri çıkarmaya ve hani onu yaşatmaya, nasıl sona ereceğinin değil de nasıl yaşadığını keşfetmeye çalışıyor gibi bir hali evet, var. Çünkü hep şeydir ya, hani bu filmin de dışında aslında hani hepimiz için. Hani zaman doğrusal akan ve hani bir başlangıcı bir sonu olan ve hani bizim hep ileriye doğru hareket ettiğimiz bir durumdur ya. Burada da Cleo'nun aslında dert edindiği durum o. Yani bir şeyin sonunun olması ya da hani bu illa o hastalıktan dolayı olmayabilir. Hani sonunda hepimizin hayatının çizgisinin bir yerde bitecek olmasının verdiği o varoluşsal krizin aslında buna bağlanmaması gerektiği ya da bu endişeyle yaşanmaması gerektiğine, yaşamın kutsanması ve hani yaşamın temel olarak sinemada karşımıza evet, nasıl çıkacağının evet, gösterilmesiyle yani ilgili. Dediğin şey onu. Çok ben belki de yani şey dile getiremeyeceğim ama düşündüğüm şeyi söyledin. Yani film şey, yani bir endişeden yola çıkıyor, işte o test sonucunu bekleme endişesinden yola çıkıp aslında nasıl buna reaksiyon göstereceğimize, nasıl yaşamı kutsayarak yeniden işte sokaklara karışarak, şarkı söyleyerek, işte fal baktırarak falan böyle şeyler hatırlıyorum filmle ilgili. Belki İlk öyle şeyler de öyle var. Öyle başlıyor yani. Yani. Hatta şey, film siyah beyaz evet, ama filmin yani başı renkli, renkli başlayan bir tarot. Evet, yani evet. Tarot falcısı var, işte orada fal baktırmasıyla başlıyor. Hatta şöyle de hani bunun anlamını hala çözemedim ve hani bir cevap da alamadım. Okulda bir derste izlemiştik tekrar ve hani aklımda olan bir soru olduğu için derste de sormuştum hani niye o kısım renkli ve sonra işte hani faldan sonra biz işte siyah beyaz bir dünyaya giriyoruz falan diye. Çünkü bunu mutlaka bir o tarotun getirdiği, işte o kaderin ya da geleceğin getirdiği bir durumla o renklerin, işte renklerin geri gelmesini, solmasını ya da belki başka bir anlama dönmesinin bir etkisi vardır diye düşünerek sormuştum. Ve tabii ki teknik olarak da bu önemlidir ama paraları o kadarmış diye bir cevap gelmişti bana hocamdan ve ben hiç tatmin olamamış bir şekilde kalmıştım. Yani hani bu mudur sadece cevabı? Hani sadece başlangıç bölümünde mi o zaman renkli olmasının veya ilk başta mı onu çekti? O çekti. Yani. Hani bunun bir mutlaka bir şeyi de vardı. Hani bir de filmlerin maalesef hani akademik alanda da bu derece kısıtlı yorumlanıyor olabilmesi biraz üzmüştü beni. Ya, belki böylesi bir film yani. Bu arada şeyden dolayı da olabilir. Yani hani sonuçta gerçekten parasızlık nedeniyle olup ha, mutlaka teknik şey imkanlarında hayır yani, etkisi vardı. Ama sonuçta onu falan o şekilde yani sonuçta öyleyse siyah beyaz da tekrar çekebilirdi mesela. Evet yani, yani bir şeyi var demek ki orada. Yani bunu da şey, bu arada filmin anlam dünyasıyla ilgili tamamen hani hala hazırda bunu bilen ve hani okuyan insanların da filmleri hala böyle düz mantık cevaplar yorumlaması birazcık beni demoralize etmişti. Yani o yüzden şey belirtme ihtiyacı duydum. Yani bu tarz işte olumsuz durumlar olabiliyor tabii ki şeyde ama yani sonuçta filmin anlatısı içinde de böyle bir şeyin tercih edilmesi yani renkli yani, renkli görüntünün kullanılması bir şey ifade etmese ifade ediyor olması lazım. Mesela şeyde de vardır ya. Çok daldan dala atlıyor gibi olacağız da aklıma geldi. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hani Buñuel'in son filminde şey Arzu'nun karanlık nesnesinden işte başrol oyuncusu şey devam etmeyip seti terk ettiğinde evet, işte başka bir oyuncuyla devam ediyor ve onu oyun şey filmin anlatısı içinde başka bir şekilde düzenliyor falan. Yani sonuçta bu da bir ama ve bir şey ifade evet, ediyor aslında bu filmde. İşte yani muhtemelen. Ve bir de bununla ilgili şey aklıma şey de gelmişken söyleyeyim. Filmin içerisinde Cleo'nun izlediği bir de kısa film var. Evet. Yine Agnes Varda'nın çektiği Godard'ın bir Buster Keaton'vari bir performansıyla ki nadir gözlüksüz görebildiğimiz anlardan bir tanesi. Anna Karina ile birlikte evet, oynuyor. Zaten onların da yeni sevgili evet, evet, aynen, oldukları tam o dönem, dönemler. İkisi de çok genç. Ya bir de şey yani filmin şey tamamen Cleo'nun hikayesinden falan kopuk bir kısa film aslında. Filmin içine yerleştiriyor. Bu da aslında şeyle de ilgili biraz. Yani ta
kariyerinin başında da biçimle oynamaya da başlıyor aslında. Zaten ilk filminde de belgeselle ve kurmacayı böyle keskin bir şekilde bir arada kullanıyordu. Bunda da yani filmin içine hikayesinden alakasız bir şekilde başı sonu olan bir kısa film koyuyor yani. Ve yani şey, Cleo'nun gözünden biz o filmi izliyoruz. İzliyoruz, evet. Yani. Bu enteresan bir tercih. Varda'nın aslında Godard'la olan arkadaşlığının da izlerini görebildiğimiz ve evet yani Facebook'ta geçtiğimizde onu tekrar bahsederiz. Godard'a karşı kızgınlığımızın katmerlendiği bir arkadaşlık süreci var aslında. Ve daha sonrasında aslında başta da bahsettiğimiz gibi Agnes Varda'nın çok ciddi bir belgesel yönetmenliği tarafı var ve bunu yine bahsettiğimiz bu insan hikayeleri ve tamamen insanın yaşamına odaklandığı süreçlerden yola çıkarak devam ettirdiği bir Kaliforniya dönemi var. 60'ların ikinci arasında. Ve bu dönem aslında sadece bir hikayeyi takip etmek ya da bir şeyin belgesini işte bize yansıtmak olarak değil, kendi geçmişiyle ya da kendi bağlarıyla ilişkisini de tekrar sorgulamak için kameraya aldığı işler. Mesela Uncle Yanko, Black Panthers, genelde hani bunların başı çektiği ve bir hani blok olarak önümüze geldiği filmler. Uncle Yanko mesela daha önce hiç tanımadığı, yani varlığından haberdar dahi olmadığı sanıyorum, amcasının hayatına odaklanıyor. Amcası bir ressam. Aklına yanlış kalmadıysa öyle, eğer. Öyle olması lazım. Ve onun kendi yaşam alanındaki kurduğu ilişkilere ve kariyerindeki dönemeçlere odaklandığı bir belgesel. Yine benzer teknikleri kullanarak, yine o yolları izleyerek aslında hani yönetmenliğinde öyle bir şey var. Hani bir konuşan kafa ya da ne bileyim işte bir hikaye üzerinden bir şeyi anlatma derdi görmüyoruz. Tamamen belirli izleri sürerek bize bir şeyler gösteriyor. Bir yolun üzerinden bizim de hani izleyiciler olarak da temas ettiği insanlar olarak da kendi yollarının nasıl gideceği ve nelere dönüşeceği üzerinden bir şey veriyor. Ve yeni tanımaya başladığı amcasının da aynı bu teknikle hani bu yolları izleyerek, o ipuçlarını toplayarak onun yaptığı şeylerden kendi hayatına aslında neler etki etmiş, kendi benliğini nasıl oluşturmuş, onlara bakarak hikayesini kurdu. Ya aslında bu şey de değil mi ya? Agnes Varda'nın sinemasının da aslında hikayesi gibi bir şey. Bu sürekli yeni bir şey deneyip yani deneyerek işte, hatta bu işte sahada öğrenmek dedin ya demin. Yani yeni ya insanı bile nasıl diyeyim sahada tanıması ile ilgili yani bir şey. Yani şey yok, bir hazır yani mutlaka bir hazırlık süreci tabii ki var hani o filmlerin yapısı gereği, ama şöyle bir durum var. Bir şeye önceden hazırlanıp bunun bilgisini, birikimini ortaya koyup ortaya böyle mükemmel bir iş çıkarmak değil. Bu yolculuğu tamamen o yolculuk boyunca deneyimleyerek ve o yolculuğun kattığı duyguyla ortaya bir şey çıkarma üzerine bir tekniği var aslında Agnes Varda'nın. O yüzden yolda öğrenmek kavramı onun için bu kadar önemli ve o yüzden de üzerine kat kat koyup ilerleyebilen bir yönetmen. Bir yerde sıkışıp kalmış ya da bir şeyleri tekrarlayan işte eski kafalı bir anlatı hiçbir zaman görmedik biz onun filmlerinde. Ki hala da bunda yani konuştukça göreceğiz, devam ettiriyor bu şeyi. Bu ekolü. Black Panthers da öyle mesela. Black Panthers da o dönemin işte nasıl diyeyim, örgüt mü deriz, Black Panthers'ı deriz. Yani, bir hareket. Evet, hareket. İşte da. Siyahi haklarına dair bir hareket. Onları kayıt altına aldı. Politik olarak da yoğun bir belgesel. Çok da dağılmamak adına, biraz da zamanı da ekonomi kullanmak adına yersiz yurtsuza geçelim diyorum. Vagabond İngilizce adıyla. Fransızcasını söylemeyi deneyecek misin? Yok. Hayır. Bir şöyle şey yaptım. Evet. Aslında bunlara alışmam lazım. Evet. Santoa Niloa falan gibi bir şey mi? Sonu öyle okunabilir bence. Neyse. Bilmiyorum, hiç onu karıştırmayalım. Yersiz yurtsuz, evet, yersiz yurtsuz diye. Aslında bundan sonrasında hani bu zamanı, mekanı ve işte o yolculuğu bahsettik ya. Burada demin senin Chloe için söylediğin şey benim için burada geçerli. Anları, hani şimdiyi yaşadığı film olarak bakıyorum. Çünkü doğayla birlikte bütünleşip o doğanın hakimiyetini tek başına ve özgürce sağlayabilen
bir kadın hikayesi görüyoruz ve artık kadın hikayelerini, gerçi bu döneme kadar da kurmuş olduğu yapı o kadın hikayelerini önemseyen ve bununla ilerleyen bir yapısı var filmlerin, ama Yersiz Yurtsuz özellikle bunu hikaye anlamında da, evet, içerik anlamında da çok net bir şekilde görüyoruz. Yani feminist damar en güçlü filmlerden biri yani biri, aslında, evet, şeydi yani. Sadece Varda özelinde değil. Sinema, evet, açısından da bunu söyleyebiliriz rahatlıkla bence. Ve o yüzden tek başına yaşamı tek eline almanın ve bunun korkusuzluğunu yansıtmanın çok sade, çok keskin bir şekilde anlatıldığı ve özellikle mesela benim için çok büyük bir cesaret, evet, veren, hı-hı, filmlerden biri olmuştur. En önemlilerinden biri olmuştur. Yani film şöyle bir, birazcık da konusundan, hı-hı, da bahsedersek şey olur. Daha bu söylediklerimiz daha yerine oturabilir belki. Bir genç bir kadının bir yol kenarı gibi böyle bir çamurluk bir alanda ölü vücudunun bulunmasıyla, hı-hı, başlıyor. Ölü müydü ya? Ya vücut, evet, böyle vücut. Yani böyle bir vücut, emin olamadım. Neyse, çok da önemli değil zaten o şey, bahsettiğim, hı-hı, şeyde. Ya öyle bir kadın bedeni bulunuyor ve biz ondan sonra bu kadının geriye doğru başından geçen şeyleri izlemeye başlıyoruz. Keşke öyle olup olmadığına baksaydık şu an. Neyse. Ve yani aslında film bir yandan şeyi tutmaya başlıyor. Bu yani filmin adının da refere ettiği gibi bir yere ait olmamanın bir birey olarak hayatın, bir kadın birey olarak hayatın içinde, doğanın içinde bir sürü farklı hayat yaşayan, bir sürü farklı şarta tek başına göğüs gerip hayatını bu şekilde sürdürmeye cesaret etmiş bir kadın hikayesi var ortada. Ve yani biz filmi şu şekilde izlemeye başlıyoruz. Ya böyle episode episode farklı karşılaştığı durumlara, işte o bu yolculuk sırasında temas ettiği insanlarla ilişkilerini izlemeye başlıyoruz. Ve bahsettiğin o bu cesaret etme şeyi yani filmin gerçekten şey, yani çok güçlü, nasıl diyeyim, ya böyle karakter, yani şey, nasıl diyeyim, metinsel olarak, karakter olarak çok güçlü bir karakter izlemiyoruz ama yani şey olarak dünyanın içinde o, yani yolculuğun içinde kalkıştığı şey itibariyle böyle sapasağlam, çok böyle çok güçlü bir duruşu bence var filmin. Bence karakter olarak da güçlü bir hikaye izliyoruz yani. Hayır ya, bahsettiğim şey, yani anlatmak istediğim şey, film bir karakter çalışması değil ya. Bahsettiğim şey oydu aslında. Yani böyle, nasıl diyeyim, daha böyle hani aynı damardan örnek vermek için mesela Jane Campion'un piyanosundaki gibi bir karakter çalışması değil. Onu kastetmiştim ama aslında. Ama zaten filmin yapısı gereği de öyle bir hikaye kurulumu, evet, yok. Evet. Zaten o yüzden de farklı ve özel bir film. Yani. O hayatı ve o yolculuğu izlerken yaşadığımız şey onun cesareti, hı-hı, ve güçlülüğü üzerine. O yüzden de aslında başta gördüğümüz önemli olan kısmı değil, oraya kadar gelen kısmı. Yani şu an mesela o kadın ölü olup olmadığını, hı-hı, hatırlamayıp o yaşadığı ama şeyleri... Ama ölüydü diye hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum, hı-hı, da çok da emin olamadığım için orayı açık bırakmak istedim. Yani şey, yani mesela onu bile kafamda çok, yani sen belki daha net hatırlıyorsun, ben onu hatırlamayıp böyle yaşadığı şeyleri çok net bir şekilde hatırlıyor olmam açısından, hı-hı, işte o sürecin, o kadının o tek başına yersiz yurtsuz bir şekilde, hı-hı, hayatına devam etmesi açısından yani çok güçlü bir ve sinema yani. Ve bunda şeyi de görüyoruz, yani bir yere ait olmama hissinin aslında hayatlarımız için ne kadar gerekli ve büyük bir başarı olduğunu ve bu gerekliliği hepimizin bir şekilde kendi yolculuklarımızda sağlamamız gerektiğine dair bir hikaye izliyoruz. Bir yere bağımlı olmadan, bağımlı olmamanın öyküsü aslında, hani bir yere ait hissetmemenin getirdiği cesaretin öyküsü. Ya bir de bu tarz hikayeleri hep erkekler üzerinden izliyoruz ya sinemada. Yani mesela işte. Hep çünkü bu, hep onlarla bağdaştırılıyor. Evet, hep bu yani serseri olma, şey olma, tırnak içinde söylüyorum tabii. Serseri olma halini, işte bağını koparma, uzaklaşma. Hatta yani işte ilk aklıma gelen Easy Rider falan yani böyle. Çok seviyoruz ama çok erkek bir filmdir yani baktığın zaman. Çünkü şey gibi, sanki sinemada da bu hani onlara atfedilen, hani erkek hikayelerine atfedilen ve onların yapabileceği, onların buradan böyle zaferle çıkabileceği ya da ne bileyim onlara ait bir yolculuk olabileceği türden hikayeler olduğu için bunu bir kadının eline alıp böyle bir yolculuğu tamamlaması sinema tarihi açısından da oldukça önemli. Evet, evet, kesinlikle buna katılıyorum ben de ve yani baktığımız zaman şeye de örtüşüyor. Varda'nın işte bu erkek dünya, şey, yeni dalga döneminin erkekleri arasında
Hatta yani o akımın önünü açan filmi yaparak nasıl böyle öncü bir şey olduğunu da aslında bir yerden. Onunla da örtüşüyor baktığımız zaman. Ondan sonra Jane Birkin'li senin çok sevdiğin bir Jane şey. B. Bir. Par Ya bu da Agnes V. Jane teknik Birkin'li olarak çok çok zarış bir film mi diyeyim? yani çok oyunbaz bir film Evet. aslında ve hani bu oyunbazlığı Agnes'in kamerasındaki o hani şey, mizahla da çok örtüştüren ve ortaya böyle bir kolaj çalışması gibi bir biyografi sunan bir film aslında. Belgesel kurmaca, hani ikisinin iç içe geçtiği bir film. Evet. Zaten Jane Birkin'le çok yakın arkadaşlar ve hani çok da seviyor, hani sanatçı olarak da gayet sevdiği bir kadın. Ve bir şeye karar veriyorlar, hani bir film yapalım. Hem senin hayatını anlatsın, hem de sinema tarihine de biraz dalalım ve hani bir belirli referanslarla senin yolculuğun nasıl geçmiş, işte bu döneme nasıl gelmiş, işte nereden başladın, işte hangi duraklarda bulundun, bunların hikayesini çıkaralım diye bir film yapıyorlar. Ve Jane Birkin'in tüm hayatı belirli filmlerden sahnelerle, yine Jane Birkin'in oynadığı o filmlerin başrolünün yerine Jane Birkin'in geçtiği ve hani kariyerine, hatta çocukluğundan itibaren işte kariyerinin nasıl başladığını, kimlerle tanıştığını, kimlerle nasıl iletişim kurduğunu anlatan bir oyuna dönüşüyor. Çünkü hani bir lineer bir düzlemde değil, aslında film o hikayeden başka hikayeye, işte başka bir duruma, başka bir konuma atlayarak ortaya bir tane karakter portresi çıkartıyor ve bu karakter portresinin her bir durağında Jane Birkin kendi sesiyle başka karakterler olarak, çünkü onda o karakteri, kendi karakterini, kendi personasını nasıl yarattığını anlatması için başka karakterlerden de ilham alarak böyle resim gibi bir şey çıkıyor ortaya ve yapı itibariyle Agnes Varda'nın işleri arasında da ayrı bir yerde duran bir film bence. Çünkü dediğim gibi o kolaj çalışmasının aslında etkilerini görüyoruz. Hep bir kişiden kişiye yansıma olarak ilerliyor. Yani baktığın yerde gördüğün sen, onun baktı sana baktığı yerde gördüğü kişiliği, hepsi birbiri içine giriyor. Ve mesela burada da yeni dalga referansları oldukça var. Yani oyuncularından tut yönetmenlerine kadar Agnes'in de kendi hikayesini anlattığı bir film aslında. Kendi yönetmenlik hikayesini anlattığı bir film. Kurmaca belgesel anlamında da bence hani çok önemli bir noktada, önemli bir dönemeçte duran bir film. Ondan sonra 2000'lere doğru biraz sıçrayabilir. Çünkü arada böyle bir takım yine belgeseller çekiyor ki çok yoğun olarak film üretmediği bir zaman. Bu işte bahsettiğimiz şey 90'lar kısmı. 2000'lerin başında tam da 2000'de bir belgesel çekiyor Agnes Varda, Toplayıcılar isminde. Ya bu filmin aslında yani şöyle bir özelliği var. Ya o zaman artık bu Agnes Varda'nın bu yeni deneme işte maceraya atılmaktan çekinmeme, Gözü pek. gözü pek bir insan bir sinemacı olmasının en büyük göstergelerinden biri ki bu aslında bir yerden sonra şey de oluyor. Sinemada da bir kırılma neden olduğunu söylüyor. Hem Varda'nın kendi özelinde bir sinemasında kırılma hem de artık herkesin sinema yani herkes de demeyeyim de. Yani en azından teknik olarak herkesin bir şeyleri kayıt alma şansının daha ortaya çıktığı bir dönemde küçük bir el kamerasıyla yola çıkıp işte Fransa'nın nasıl diyeyim daha zor şartlarda yaşayan insanların işte tarımla uğraşan insanlarını kayıt altına almaya başlıyor. Ya bu film aslında bahsettiğim bu teknik imkanları açısından çok cesaret verici bir film geliyor bana. Çünkü yani aslında sinemada başarılabilecek şeylerin aslında bir yerde sonunun olmadığıyla falan da ilgili bir film. Yani eğer söyleyecek iyi bir sözün ve bunu söylemek için iyi bir Gözün gözün ve varsa. biçimin varsa yani bu şey içine her şeyi çektiğin şeye görüntüden daha fazlasını katabildiğinle alakalı bir film. Yani çünkü filmin içinde o portresini çıkardığı, kayıt altına aldığı insanlara dair nefis bir böyle bir sıcaklık duygusu var filmde. Yani çok insanla ilgili bir film. Bir yandan da politik de bir film aslında işte o insanların yaşam şartlarıyla falan alakalı. Ama yani
dediğim gibi bir yandan da şey yapıyor film. Bu insanlarla, bahsettiğim insanlarla sinemacının arasındaki mesafeyi de işte hem bahsettiğim teknik açıdan hem de duygu açısından, yaptığın işin büyüklüğü açısından şey yapıyor. Arasındaki mesafeyi tamamen kısaltıp, yani aslında nasıl o insanlar tarım işçisi ve bir şeyler topluyorsa Varda'nın da sinemacı, bir sinemacı olarak hikayeler topladığını, imgeler topladığını görüyoruz bir yandan. O açıdan çok, yani nasıl diyeyim, çok cesaret verici bir film. Yani hani, yani çok böyle saçma sapan bir cümle kuracağım şu anda da. Hani böyle sinema yapmak isteyen birine gerçekten göstermek isteyeceğim bir film yani benim toplayıcılar. O açıdan çok özel bir film. Ya bir de o şey çok önemli bahsettiğin. Eğer anlatacak bir hikayen ve bunu kuracak bir dünyan varsa, böyle bir gözün varsa, herhangi bir teknik imkansızlıkların da yanı sıra tabii ki hani çok önemli ve çok göbeğinde duran bir şey, yani o imkanları sahip olman ya da bunları gerçekleştirebiliyor olman, ama o özgür ortamı bulabildiğin takdirde, bulabildiğin sürece o anlatı gücünle senin yapıcı ve hani yaratıcı bir karakter olduğunu tamamen anlatan bir işe dönüşüyor galiba böyle filmlerin verdiği ruh hali. Yani gücü eline alman ve o güçle beraber duygu dünyanı, anlam dünyanı genişletmenle ilgili bir şeye dönüyor büyük ihtimalle aslında. Hani evet, bu evet, tip hikayelerin şey, ama tabii ki bunların en göbeğinde duran durum o ortamı, özgür ortamı bulup o şeyle, hani ondan aldığın ilhamla yürüyebilmek bir taraftan. Bu son filmine, Faces Places'e, Mekanlar Yüzleri geçmeden önce bir önceki kısa filminden de ben biraz dokunmak istiyorum. 2008 yapımı Agnes'in Plajları. Kısa Le... filmi değil. Yok yok, uzun belgesel bu. Les Plages de Danyes. Danye. Neyse. şey, bu da aslında şey, niyet olarak şey olarak ortaya çıkıyor. Son filmi olarak ortaya çıkıyor ve şey, aslında biraz da kendi kamerayı tamamen kendisine çevirip kendi hayatına dair, işte geçmişte sinemayla ilişki kurarken çevresinde kurduğu insanlarla kurduğu ilişkilerle, işte Jacques Demy'e böyle çok özel bir yer ayırıyor tabii, yaşam arkadaşı. İşte filmin içinde yine yeni dalgıcı bir sürü kişi var. Ya film aslında bir düşünme pratiği gibi, bir hatırlama pratiği aslında. Artık kariyerinin sonuna geldiğini, ki yani sonrasında devam etti, neyse ki de etti. Artık ben şu ana kadar yapabileceğim her şeyi, her şey değil yani, artık şu ana kadar yaptığım her şeyi toparlayıp güzel bir final koyayım diyor. Çünkü Varda'nın kariyerine baktığımız zaman şey de var yani, o kadar sinemanın güçlü figürleriyle temas halindeki, işte yani Jane Birkin'den tut işte Godard'a kadar, işte Alain Resnais'e kadar, işte Jacques Demy'e kadar, işte Amerika'ya gidiyor, işte Kaliforniya'da çalışıyor falan, yani hepsinin böyle bir şey gibi, iki saate sıkıştırılmış nefis böyle duygusal da bir film. Ben çok zevk alarak izlemiştim, festivalde izlemiştim geldiğinde. Yani şey, tamamen hem Agnes Varda'ya hem de sinemaya böyle yeniden şey, ya veda etseydik de çok nefis bir veda filmi olurdu bu arada, ama etmeyip hala yeni bir şeyler, ya hatta muhtemel hal yeni şeyler deneme arzusuna yenilip zaten bu kez de afişinden bile kendini belli eden bir, evet, şey. Yani evet, artık ben hani oturuyorum ve evet, size bakıyorum. Evet, hani film gerçek, kendime ve size bakıyorum. Yani kendi film gerçek işte böyle bir dedi, sandalyede oturarak anlatılması ve üzerinden geçiyor. Bir yönetmen sandalyesi. Evet. Hani, ve hani evet, oradan tüm bir hayata, tüm bir yaşama bakıyorum. Yani ben izleyememiştim. Hani, ve hani hep aklımda çok kalan abi, bir filmdi. Ama özellikle işte Face Place'den sonra tekrar bir geri dönüp işte tüm kariyerine bir baştan bakma arzusu duyuyorum. Hani onların başında geliyor zaten. Evet, çünkü evet, hep içimde kalan, hani hep orada bir hani izlenmedi olarak duran bir film. Başlamak için de güzel bir film. Yani kariyerini de biraz bildiğin için evet, bunu izlemek çok keyifli bir seyre dönüşüyor. Ve onunla beraber geçtiğimiz hafta dediğimiz bir vizyona giren ve onun öncesinde de bizim burada film ekiminde görme fırsatına eriştiğimiz Mekanlar ve Yüzlere geçelim. O demin belgesel için bahsettiğin, hani o
bir sürü insanla bağlantı kurması, işte bir hayatındaki insanlarla tekrar kariyerine ve yaşamına bakması durumu ve bunun üzerine koya koya gitmesi durumu burada aslında ciğerle yolculuğunu kesilmesiyle bunun hiçbir zaman sona ermeyeceğini, evet, ve hani bu iletişim durumunun, özellikle sinemayla kurduğu bir iletişim durumunun aslında biten bir şey ya da sona eren bir şey olmadığının kanıtı. Çünkü Ciğer de Fransa'da çok önemli bir fotoğraf sanatçısı ve sokak sanatçısı ve fotoğraflarıyla aslında bir şey belgelemekten öte oradaki izi oraya sabitleyen ve bunun devamlılığını sağlayan bir sanat performansı aslında tüm kariyerinin oluştuğu durum. Ve Agnes'le yolların kesişmesi de bu yönde oluyor. Hani diyorlar ki biz bir Fransa'da işte Fransa'nın ilçelerinde, köylerinde bir yollarında bir seyahate çıkalım, yola çıkalım ve orada tanıştığımız, bulduğumuz insanlarla, olaylarla, mekanlarla bir iz bırakalım. Hem kendimizden hem onların kendi yaşadıkları yerlerden. Ve bu yolculuğun hikayesi aslında bu. Hem ikisinin buluşmasının nedeni bu oluyor. Hem bu nedeni kendileri işte ikisi konuşa konuşa bizlere aktardıkları bir yolculuk oluyor. Hem de sokakta, yolda gördükleri insanlarla onların hikayelerini dinleyerek onların hatıralarını kutsadıkları bir yol oluyor aslında. Ve bunları fotoğraf, yani Agnes kamerasıyla, Jiyer de fotoğraflarıyla yapıyor. Ve bu görsel hafızanın bir yere imgelerle bir anlam kurmanın, o imgelerden tüm bir yaşamın portresini çıkarmanın olabilecek tüm mümkün yollarını görüyoruz filmde. Ya bir de yani bu Varda'nın içindeki heyecana dair de çok şeyler söylüyor filmdeki küçük noktalar. Yani artık görme yetisini bile yavaş yavaş kaybetmekte olduğunu biliyoruz. Yani 89 yaşında şu anda. Bir film daha yapıyormuş bu arada. Aklıma gelmiş şey, onu da söyleyeyim. Artık imgelerle kurduğu temas bile bir, nasıl diyeyim, bir engele takılmaya başlamasına rağmen bile hala diğer insanların görebileceği özel imgeler yaratma konusunda duyduğu heyecan gerçekten çok, nasıl diyeyim, çok heyecan verici bir şey. Hala çok genç bir şey çünkü. Yani bir de kendinden çok, nasıl diyeyim, çok küçük yaşça Ciğer ve şey, yani aralarındaki kurdukları ilişki o kadar aynı seviyeden bir ilişki ki, yani hiç aralarında şey gibi bir ilişki yok. Hani usta, jenerasyon farkı, evet, ya da usta çırak ilişkisi gibi bir şey yok. Yani o kadar birbirlerini o kadar rahat bırakıp o kadar alan veriyorlar ki birbirlerine. İkisi de kendi sanatının ne yapacağını ya da ne yapmasını istediğine dair şeyleri biliyor. Yani o isteklerle yola çıkıyorlar. Ve ikisi de hani bu eminlikte birbirleriyle iletişim kurdukları için birbirlerinden çok şey de öğreniyorlar. Yani zaten Ciğer için Agnes öyle bir karakter. Ama Agnes için de o öyle. Yani işte onun 80, gördüğü işte, yerden o da bakmaya evet çalışıyor. Ya En başına bile dönüp hatta işte burada La Pointe Court'u söylerken işte sahada yaparak öğrenme hissinin hala 89 yaşında bile bu yoğunlukta, bu heyecanla böyle güzel sonuçlanan yani bir belgeselle yapılıyor olması çok enteresan. Yani onun fotoğraflarına dair şeyler sorup onlardan neden öyle yaptığına dair onunla şey yapıp hani bir işte röportaj havasında hatta hani küçük atışmalarla falan hani şey yapıp birbirlerinden hala bir şeyler öğrendikleri bir durum. Çünkü bunu hala demenin aslında bir gerekliliği yok. Yaşayan bir duygu durumunun hani burada bitti, hani bunu öğrendim artık tamam denilebilecek bir durum yok. Hani Agnes de öylesi mütevazı bir kadın zaten. Evet, hani bir de hala şey işte dediğin gibi hala ilişki kurmaya çok aç ya. Yani işte CR'la sürekli bir şeyler alıp işte şeyin, işte sanatın daha genç bir temsilcisinden bir şeyler öğrenip hala vizyonunu geliştirmeye çalışıyor o açıdan. O kalbi atmakla ilgili. Evet, evet. Hem gerçek anlamda hem de duygusal anlamda o kalbin attığını görüyoruz. Evet, evet. Ve o kalbin o bir sürü duyguyu ve bir sürü yaşamı boyunca getirdiği anıyı biriktirip işte o fotoğraflarda, işte o sokaklarda ortaya çıkışını görüyoruz. Bu arada hani filmin içinde diğer temas ettikleri insanların da durumu önemli. İşte işçilerden bir sürü insanla konuşuyorlar. O zamanda işte oralarda çalışmış ve oraya emek vermiş insanların emeklerini aslında somutlaştırıyorlar. İşte liman işçilerinden tut işte o liman işçilerinin kadınlarının karısı, evet, nefis orası. Yani o sahne özellikle onların bir de hani bir yaşama dahil olmuş ve o yaşamın sürekliliği adına çok büyük çaba sarf etmiş kadınların hikayelerini izliyoruz ve o hikayeler büyük büyük fotoğraflarla yani işte, hani evet, gerçek bir evet yani, şey oluyor.
erkeklerin olduğu bir iş sahasında o kadının onların, görülmeyen evet, emeğinin yani karşılığı yani tam gibi böyle oluyor. Tabi literally olarak şey yani emeğinin görünür kılınması. Görünür kılınması aynen. Ve bununla beraber o dediğim demin kalbi atma durumu burada mesela Godard'ın olduğu sahne o çünkü beni uzun zaman sonra sinemada bayağı ağlatan bir sahneydi ve Godard'a karşı hislerimi tekrar sorgulamama yok. Yönetmenliği çok ayrı bir yerde durabilir ama kişilik açısından hani yani bayağı huysuz ve yani yapılmaz yani hani bu hani şöyle bir durum var hani bunun spoiler gibi sayılmaz belki yok canım, ama belgesel zaten yani buluşmak için anlaşıyorlar evinde buluşmak için ve gittiklerinde işte kapı duvar tabir edebileceğimiz bir durumla karşılaşıyorlar ve Agnes'in gerçekten kırılan kalbi kalbini ve yani. O hani o kırılan kalbinin sadece o durumla ilgili olmadığını çünkü hayatındaki birçok şeye dokunarak evet, aslında evet. Godard'ın bunu bilinçli bir şekilde hadi yaptığını yapabileceğini de tahmin ediyor zaten evet aslında. Görüp o kalpte nelerin olduğunu ve o filmlerin nasıl ortaya çıktığına dair de hani küçük bir ipucu olan bir sahne olarak karşımıza çıkıyor. Ya aslında şey yani Godard'ın da hala şey yani yeniyi denemekten vazgeçmeyen bir adam ama ne kadar böyle denemesin. Hayır yani mesela işte o Dile Veda'daki işte 3 boyut kullanımından falan ha, bahsediyorum. Yani teknik anlamda söylüyorum ama yani işte nasıl biraz da nasıl diyeyim insan ilişkilerini askıya almasıyla bir anda da vardığını ne kadar hala senin tabirini kullanacağım ya kalbinin nasıl attığını çok güzel belgeleyen yani şey gerçekten kalp kırıcı bir sahneydi. Yani tam o ikisi arasındaki o ilişkinin dinamiğine dair çok net bir şey veren hani sinemasal anlamda da hani iki yönetmenin birbiriyle ilişkisi ya da o kendi akım kendi durdukları yer da anlamında çok da net oldukça bir şey önemli yani. Bir epizoda sahne oluyor yani aslında. Godard'ın zaten bir yerden sonra işte tüm bağlarını işte o akımla falan koparmaya koparması, çalışıp evet, işte başka yani ben oraya ait değilim hiçbir yere ait değilim işte kendini var etmeye çalışmasıyla bir de bir yandan da vardığın hala insanlara temas etme etmesi ve yolda olması hali gerçekten gözümüze çarpıyordu. Ve Mekanlar ve Yüzler'le de şimdilik sonuna geldik. Aslında hani şu ana kadar konuştuğumuz yönetmenlerle ilgili de Agnes Varda ile ilgili de hani konuşacak şeyler bitmez. Ve hani hepsi yeni bir konu başlığı doğurabilir. Ama hani şu an için konuşacaklarımız bunlar. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.